Bohr modeline devam ediyoruz. Şimdiki durağımız enerji seviyeleri. Yani bu videoda enerjiden bahsedeceğiz. Fizik bilgilerimizi kullanarak çok sayıda türetme yapacağız. Yani bu videoda elde edeceğimiz sonuçların uygulamalarını görmek için doğruca bir sonraki videoya geçebilirsiniz. Evet bu videoda enerjiden bahsedeceğiz. İlk olarak elektronun kinetik enerjisini hesaplayacağız. Kinetik enerji formülünün 1 bölü 2 m ve kare olduğunu biliyoruz. Burada m elektronun kütlesi, v ise hızı. Yani elektronumuz çekirdek yörüngesinde bu yönde hareket ediyorsa, bakın bu bizim elektronumuz, negatif yüklü. Hız vektörü bu noktada çembere teğet olmalı. Ve biz bu elektronun çekirdek tarafından çekildiğini biliyoruz. Çekirdekte bir adet proton bulunuyor. Bu bir hidrojen atomunun Bohr modeli. Bohr modelinde elektronla çekirdek arasında belirli bir yarı çap vardır. Evet çekirdek elektronu kendisine doğru çekiyor. Çünkü arada elektriksel bir kuvvet var. Elektronu çekirdeğe doğru çeken bu kuvvet elektriksel bir kuvvet. Merkezcil bir kuvvet. Bu kuvvet elektronu çekirdek etrafında dairesel bir yörüngede tutuyor. Daha önceki bir videoda bu elektriksel kuvvetin büyüklüğünden bahsetmiştik. Bu formülü bu videoda da kullanacağız. Elektronun kinetik enerjisini bulmak için bu formüle ihtiyacımız var. Elektriksel kuvveti veren Coulomb yasasına göre kuvvetin büyüklüğü eşittir K sabiti çarpı Q1 buna proton yükü diyelim çarpı Q2 yani elektronun yükü bölü r kare. r de iki yük arasındaki uzaklık. Newton'un ikinci yasasına göre kuvvet kütle çarpı ivmeye eşittir. Burada elektrondan bahsettiğimize göre bu eşittir elektronun kütlesi çarpı elektronun ivmesi. Buradaki elektriksel kuvvet merkezcil bir kuvvet ve elektronu dairesel hareket içinde tutuyor. Öyleyse bu ivme de merkezcil bir ivmedir. Şimdi gelin bildiğimiz değerleri yerlerine yazalım. K sabitti. Q1'e göre protonun yükü dedik. Ayrıca bu yük elementer yüke eşit. O halde buraya pozitif e yazıyoruz. Q2 ise elektronun yükü Elektronun yükü protonun yüküne eşittir ama negatiftir. Dolayısıyla elektronun yükü yerine negatif e yazıyoruz. Bölü r kare eşittir elektronun kütlesi çarpı merkezcil ivme. Merkezcil ivme de v kare bölü r'ye eşit. Bunu önceki bir videoda yapmıştık. Burada da aynısını yapacağız. Biz elektriksel kuvvetin sadece büyüklüğüyle ilgileniyoruz çünkü yönünün daima merkeze doğru olacağını biliyoruz. Yani buradaki eksi işareti bizi şu anda hiç ilgilendirmiyor. Bakın bu r'lerden biri sadeleşiyor. Kuvvetin sadece büyüklüğüyle ilgilendiğimize göre sol taraf şöyle olur. k e kare bölü r eşittir m v kare. Gördüğünüz gibi istediğimiz şeye neredeyse ulaştık. Amacımız elektronun kinetik enerjisini yani 1 bölü 2 mv kareyi bulmaktı. Burada ise mv kare var. O halde eşitliğin iki tarafını 1 bölü 2 ile çarparsak elektronun kinetik enerjisini veren bir ifade elde ederiz. 1 bölü 2 mv kare kinetik enerjiye eşit olduğuna göre elektronun kinetik enerjisi 1 bölü 2 çarpı k kare bölü r'dir. Pekala, kinetik enerjiye geri döneceğiz. Şimdi potansiyel enerjiyi bulalım. Elektronun potansiyel enerjisini hesaplayacağız. Fizikte potansiyel enerji ifadesi şöyle verilir. Elektriksel potansiyel enerji eşittir. K aynı K bu çarpı Q1 yani protonun yükü çarpı elektronun yükü bölü yükler arasındaki mesafe. İşte bunlar hep fizik. Şimdi bildiğimiz değerleri yerlerine yazalım. Eşittir K çarpı Q1 yine söyleyeyim Q1 protonun yükü. Yani bu pozitif bir E. Q2 ise elektronun yükü. Yani bu da negatif bir E. Bölü R. Bu kez eksi işaretini olduğu gibi bırakıyoruz. Çünkü elektriksel potansiyel enerjinin tanımı bunu gerektiriyor. Eşittir eksi e kare bölü R. Sonsuzdaki elektriksel potansiyel enerjiyi sıfır olarak tanımlıyoruz. Bakın bu eksiği burada tutmamız gerekiyor çünkü önemli. Evet elektriksel potansiyel enerjimizi de bulduk. Kinetik enerjiyi de bulmuştuk. Şimdi bu elektrondaki toplam enerji için şu ifadeyi yazabiliriz. Toplam enerji yani E toplam eşittir kinetik enerji artı potansiyel enerji. Yani elektriksel potansiyel enerji. Şimdi bulduğumuz değerleri bu denklemde yerlerine yazalım. Kinetik enerjimiz buydu. 1 bölü 2 çarpı ke kare bölü r. Bunu bunun yerine yazacağız. Elektriksel potansiyel enerjinin ise eksi ke kare bölü r olduğunu bulduk. Bunu da bunun yerine yazacağız. Artık toplam enerjimizi hesaplayabiliriz. Biraz yer açayım şöyle. Toplam enerji eşittir 1 bölü 2 çarpı ke kare bölü r kinetik enerji ifademizi yazdık. Artı eksi olacağı için direkt eksi yazıyorum. Eksi ke ka kare bölü r. Şimdi bu ifadeye matematiksel olarak baktığımızda 1 bölü 2 eksi 1 görüyoruz. Bu da bize eksi 1 bölü 2 sonucunu veriyor. Çünkü 1 bölü 2 eksi 1, eksi 1 bölü 2 demektir. Eksi 1 bölü 2 ke ka kare bölü r. İşte bu toplam enerji ifademiz. Elektronun toplam enerjisini veren ifade bu. Şimdi yarı çapın r1'e eşit olduğu durumdaki toplam enerjiyi hesaplayalım. Geçen videoda bahsettiğimiz gibi bu taban durumdaki hidrojen atomunun elektron yarıçapı. r1'i geçen videoda hesaplamıştık. 5,3 çarpı 10 üzeri eksi 11 metreye eşitti. Şimdi bu değeri alıp buradaki r'nin yerine yazacağız. Bu sayede bu düzeydeki toplam enerjiyi hesaplayabileceğiz. Hatırlayalım. Bu r1 değerini hesaplarken n eşittir 1 demiş ve denklemi o şekilde çözmüştük. Çünkü herhangi bir n tam sayısı için yarıçap eşittir n kare çarpı r1'di ve biz n eşittir 1 için bu yarıçapı elde etmiştik. Evet, artık değerleri yerlerine yazıp hesabımızı yapabiliriz. İlk enerji düzeyi için yani n eşittir 1 için toplam enerji eşittir eksi 1 bölü 2 çarpı k yani 9 çarpı 10 üzeri 9 çarpı elementer yük. K'nın değerini yazdık. E'nin değeri ise bir proton veya elektronun sahip olduğu yükün büyüklüğüdür. O da 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 19 klomba eşittir. Tabii ki karesini almayı unutmuyoruz. Bölü yarı çarpı. Yani 5,3 çarpı 10 üzeri eksi 11 metre. Zamandan tasarruf etmek için uzun uzun hesap yapmayacağım. Ama hesapladığımız zaman taban durumdaki hidrojen atomu için elektronun toplam enerjisi eksi 2,17 çarpı 10 üzeri eksi 18 jül çıkıyor. Oturup boyut analizi yaparsanız biriminin jül olduğunu siz de göreceksiniz. En düşük enerji düzeyi bu. Taban durumu yani. Enerji negatif. Gelecek videoda bu negatif işaretin ne anlama geldiğinden bahsedeceğim. Şimdi bu enerji ifadesini genelleştirebiliriz. N eşittir 1 için enerji bu. Diyebiliriz ki herhangi bir N tam sayısı için E bunlar bölü Rn'e eşittir. Baştan yazayım. Bu ifadeyi şöyle genelleştirebiliriz. Herhangi bir enerji düzeyindeki enerji eşittir. Eksi 1 bölü 2 k e kare bölü rn. Şimdi geçen videoda bahsettiğimiz ve türettiğimiz bu ifadeyi alıp toplam enerji denklemindeki Rn'in yerine yazabiliriz. Bu ifadeyi komple alıp buraya taşıyoruz. Biraz yer açalım. Bir n enerji düzeyindeki enerji eşittir eksi 1 bölü 2 ke kare bölü n kare r1. Bunu daha da düzenleyebiliriz eşittir eksi 1 bölü 2 k e kare bölü r1 çarpı 1 bölü n kare. İfadeyi bu şekilde düzenledim çünkü bu kısmın neye eşit olduğunu biliyorum. Eksi 1 bölü 2 k e kare bölü r1'in neye eşit olduğunu biliyorum. Az önce hesapladığımız şey. Eksi 1 bölü 2 k e kare bölü r1 bu. Sonucu da bu sayı. Bu birinci enerji düzeyindeki enerji. Öyleyse bu değeri alıp denklemimizde yerine yazabiliriz. Çünkü bunun sayısal değeri bu. Yani enerji denklemimizi şöyle de yazabiliriz. Enerji eşittir. Eksi 2,17 çarpı 10 üzeri eksi 18. Çarpı 1 bölü n kareyi de direkt bölü n kare şeklinde yazalım. Bunu da biraz düzenlememiz mümkün. Paydadaki değer e1'e eşit olduğuna göre denklemi biraz daha kısa yazabiliriz. Şöyle diyebiliriz n en enerji düzeyindeki enerji eşittir birinci enerji düzeyindeki enerji bölü n en kare. Bu denklemlerin ikisi de gayet geçerli. Bu şekilde de yazabiliriz, bu şekilde de. Hangisi işimize gelirse onu kullanabiliriz. Bir sonraki videoda bu denklemleri daha doğrusu bu denklemi kullanacağız. İkisi de aynı denklem sonuçta. Bu denklemi kullanarak farklı enerji düzeylerindeki enerjilere hesaplayacağız n'i değiştirerek farklı enerji düzeylerindeki farklı enerjileri inceleyeceğiz. Enerji kuantizedir. Enerjinin kuantize bir büyüklüğü olması çok önemli. Bohr modelini incelemeye değer kılan nedenlerden biri de bu. Bohr modeli bize kuantize enerji düzeyleri veriyor. Bu da sonraki videolarda da göreceğimiz gibi bazı noktaları çok iyi açıklıyor. Gelecek videoda enerji konusundan devam edeceğiz türettiğimiz bu denklemi kullanarak hidrojen atomunun Bohr modeli üzerine biraz daha kafa yoracağız.